Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba millet. Geçen hafta bir video koymuştuk hatırlarsınız. Elimizde bir iPhone 6s vardı ve bunun sağlamlık testini yapacağımızı söylemiştik sizlere. Ve o testin zamanı geldi. Evet, şimdi ilk testimize başlayalım. İlk testimiz çizilme testi olacak arkadaşlar. Şöyle ki telefonu cebimize anahtarla koyabiliyoruz. Bozuk paralarla koyabiliyoruz. Aynen. Her türlü şey gelebilir başına. O yüzden ufak bir çizilme testi yapacağız. Doluyorum. Daha. Şu sihri ucuyla dolayım abi. Şurası daha sihri abi. Efe sihri mi? Yine yaptı espriyi ya. Yine bak, hava kapalıydı, güneş açtı senin esprinden sonra. Ya buna bir şey olmuyor. Bir şey yok abi. Demek ki iPhone 6s'i cebimize anahtarla koysak bir şey olmayacak. Şu an bayağı sağlam girişiyorum arkadaşlar. Şu ekranı da gösterelim. Aynen, bir şey yok değil mi? Ver bakalım. Yok abi, yani bari çizik yok. Tertemiz gençler. Aynen. Kamerasına bir de bak. Kamerasını bir de deneyelim. Kameranın da sonuçta çizilme ihtimali var. Kameraya da bayağı sağlam girdik. Şöyle bir tane fotoğraf çekelim. Sadece tane. Sadece etrafındaki çerçeve çizildi. Hızlıca bir tane fotoğraf çekelim bakalım. Kamerada çürük çarık var mı? Şöyle yok diyelim flaşa da. Patlat abi. Siz bu fotoğrafı büyük ekranda göreceksiniz zaten. Şu an bizim gördüğümüze göre bir şey yok gibi duruyor. Aynen öyle. Şu an temiz. Çizilme testinden iPhone 6s sağlam çıktı. Diğer testimize bakalım. Evet millet, şimdi sıradaki testimiz cep hizasından düşürme. Cebimize koyarken telefon düşebilir. Tam şöyle çıkarırken falan. Aynen, her şey olabilir. O yüzden şuradan bir bırakalım bakalım. Veya bir şu hareket var ya, bir de lafını kesiyorum. Hani telefonla şu oynama hareketi var ya. Aynen orada öyle sürekli düşebilir. Sürekli yani şöyle cep hizasını. Ama iPhone 6'ya salınca böyle oynamayın arkadaşlar. Aynen, zaten niye telefonla oynayın? Bakın biz sizin yerinize oynuyoruz ve hazır mısın? Aman. Evet, alalım bakalım. iPhone'u bıraktık cep hizasından ve şu an gördüğünüz gibi bakıyorum. Bir şey var mı abi? Herhangi bir çizik, herhangi bir burkulma, kenarlarında falan? Yok. Uç kısmından şurası abi çok hafif. Aynen. Bakın. Aynen. Şurası gitti. Muhtemelen ilk düşen darbe alan taraf. Evet. Şurası gitti. Şu alt tarafta çok ufak tefek çizikler. Sayılmaz hatta onlar. Yani en kötü hasar şuralar aldı. Yani şu çukur olmuş mu diye bakıyorum da. Acaba taşın şeyi falan mı bunlar lan? Ha değilmiş, bildiğin hasar aldı abi. Tamamdır. O zaman sıradaki testimize hızlıca geçelim. Evet millet, sıradaki testimiz arka cepte telefonu unutup oturma. Şimdi bu başımıza gelebilecek bir olay. Yani özellikle bir deneyelim dedik. Özellikle bayan kullanıcıları abi genellikle telefonu arkaya koyuyor biliyorsunuz unutup arkadaşlar. Unutup oturuyor. Al. Aynen. Dene bakalım. Onu bir deneyelim, nasıl olacak, nasıl bitecek falan. Koydu arka cebe Efe şu an. Aynen, şöyle göstereyim. Bir şeyi göstermediğimiz kalmıştı videoda abi. Şurada duruyor kendisi. Şöyle dön. Evet abi. Mustafa'ya doğru hocam, bak burada. Telefon burada gençler. Tamam, aynen. Şimdi çök bakalım. Çöküyorum. Kardeşim hoş geldin. Gel otur şöyle. Oh, vay kard. Ayda. Kaçtı 3.5 cebe. Pardon, cebe evet. Çıkartıyoruz arka cepten telefonu ve hızlıca bakıyoruz. Telefonda herhangi bir eğilme, bükülme benim ilk gözlemlediğim kadarıyla yok. Şöyle de gösterelim. Yani çok saat oturduğunda peki abi, onu deneyelim mi acaba? Gerçi ne kadar nasıl oturursun? Tabii, aynen. Şu an oturma testinden de iPhone 6s sağlam çıktı. Bakalım yani daha ne kadar dayanacak. Sıradaki testimiz bükülme arkadaşlar. iPhone 6 biliyorsunuz ki bükülmesi de çok meşhur oldu. iPhone 6s'te de bu bükülmeyi engellemek için çok uğraştılar. Aynen. Hızlıca deniyorum. Dene abi. Dur. Yavaş. Hissettire. Evet beyler. Şu an bayağı ciddi bir baskı uygulayacağım. Kasıyorum şu an. Evet, şu an bayağı ciddi büktüm. Şu an oluyor lan. Ben bükebilir miyim? Sen hatırlıyor musun şeyde abi? Ortaokulda böyle kalem bükme muhabbeti falan filan vardı abi. Evet. Şöyle bak şöyle. Büküyormuş gibi. Aa, büküldü. Hatırlıyor musun? Gözünüzü yapmaz mıydınız lan? Yapardık. Aynen. Ama dur bir de ben dur lan, büküldüm mü?
Dur oğlum bir daha ben deneyeceğim. Abanayım mı? Abanma. Az çok ben çok abandım zaten. Yok abi harbi sağlam. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterelim sizlere. Herhangi bir bakıyorum. Milimetrik bir bükülme olabilir. Çok az ama biz hayvan gibi abandığımız için bu oluyor muhtemelen. Şöyle hemen ekranı da gösterelim. Şu an iPhone 6s çalışıyor arkadaşlar. Herhangi ilk halindeki gibi abi. Herhangi bir problem yok. O zaman hızlıca diğer testimize geçiyoruz. Evet, sıradaki testimiz nedir? Su testi abi. Su testi. Su testisi. Bir iPhone'un başına gelebilecek en üzücü olaylardan birisi. Aynen. Bir bakalım. Su dökülmesi abi. Telefon daha ne olur zaten. Şimdi şöyle bir şey var. iPhone'ların bir nebze de olsa suya dayanıklı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Hani hatta 30 dakika diyen bile var. Biz bakalım bir bardak suya dayanacak mı, hemen onu test edeceğiz. Kamerayı açtık. Alayım mı hemen üstündeki tozu? Suyu. Dur, biraz dursun canım, zaten şu an ekranda galiba abi. Bir de hoparlör kısmına kaçtı galiba. Su olduğu için net oynamıyor. Siliyorum. Sil. Suda şu an bir şey olmadı. Açıyorum abi. Aç abi. Evet gençler, şu an telefonda hiçbir şey yok. Cayır cayır çalışıyor. Şimdi bu da sizden gelen isteklerden biriydi arkadaşlar. Bir de kolayı deniyoruz şimdi hızlıca. Şekerli şeye bakalım nasıl bir etki verecek. Kolayı şöyle diyelim, şöyle çalışıyoruz. Nabi iş yapıyor. Allah. Döküldü. Vay be. Biraz dursun böyle. Dursun abi. Her türlü. Beklesin bakalım ne olacak. Tabii sen abi sonuçta telefon üzerine su dökünce böyle mal gibi beklemeyeceksin. O da ayrı. Ya tabii canım. Ama gene de bekleyelim sonuçta. Bence o. Yani. Birazdan zaten suyun içinde bekleteceğiz. Oha akıyor akıyor. Şu an ince bir yapış yapış oldu. Bunu daha düzgün bir ıslak mendille falan silmek lazım. Silince hiçbir sıkıntısı olmayacak. Bir de hızlıca müziğe de bakalım. Müzikte bir problem var mı? Cayır cayır YouTube çalıyor arkadaşlar. Hola ve suyun ardından telefonda hiçbir şey olmadığını gördük. Şimdi arkadaşlar son olarak da su testimizi şöyle bitirelim. Suya ne kadar dayanıklı burada da daha iyi anlayacağız. Tamamen suyun içine sokacağız ve burada bir oyun deneyeceğiz. Bizim oyunumuz kafa topunu deneyeceğiz hızlıca. Şimdi alıştırma modu açılıyor ilk başta şöyle. Oy deyip bitmesi abi. Oynanıyor mu lan? Bağlantımız koptu doğal olarak çünkü içine girdiği zaman Wi-Fi'yi almıyor. Sokucuya bağlanamadık. Çıkarttım. Gördün mü? Sokuyorum. Tekrar. Son kez abi. Şu an oyun içinde tuşlar çalışmıyor. Ancak çıkartır çıkartmaz telefonu kullanabiliyoruz. Bir hızlıdan silelim abi şunu. Evet millet, yaklaşık bir 15-20 saniye olmuştur herhalde. Suyun içinde tuttuk telefonu. Bayağı tuttuk abi. Kaç kere soktun zaten? 4 kere falan soktun yani. Kılım bile kaldı. Hızlıca hoparlörümü deniyorum. Dene abi. Deniz ses size de geliyordur muhtemelen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere iPhone 6s'i suyla da bitiremedik. O zaman ben diyorum ki bir sonraki testimize artık geçelim. Evet millet, sıradaki testimiz yine bir düşürme testi. Bu sefer cep hizasından değil de kulak hizasından düşüreceğiz. Bakalım sonuçlar ne olacak. Bunun gibi bir arkadaşınız varsa yanınızda telefonunuzun başına her şey gelebilir. Bunu söyleyeyim. İlla biri olmasın eğer konuşurken de mesela bir dakika, şey telefonum olur. Telefonum çalıyor abi. Bir dakika. Alo. Şimdi bak mı bir şey diyeceğim, bak mı. Alo. Bak mı lan. Bu kadar basit yani. Neyse. Bunun gibi arkadaşlar edinmeyin siz kendinize. Biz bakalım telefon nasıl, sağlam mı değil mi? Şu an ilk düşüşte herhangi bir çatlağı, kırığı, vuruğu yok arkadaşlar. Şöyle arka tarafta çok hafif kılcal çizikler var ama kullanımı çok etkileyecek şeyler değil arkadaşlar. Ben şöyle geleyim. Gördüğünüz gibi hatta muhtemelen kameranın piksellerinden gözükmüyordur bile. Şöyle telefona bakalım. Telefon gıcır gıcır çalışıyor arkadaşlar. iPhone 6s kulak hizasından düşürme testinden de sağlam çıktı. Gelin bir sonraki testimize bakalım. Evet millet, şimdiki testimiz merdivenlerden düşme testi. Yani böyle ayakkabı bağlarken ederken bir şey yaparken böyle elinizden eğer bir elinizde iPhone tutuyorsanız veya yanınızda bir yerde duruyorsa ve kazayla biri ayağıyla çarparsa veya sizin kolunuz bir şeyiniz çarparsa bakalım yani merdivenlerden düştüğünde telefon ne hale gelecek, onu şimdi test edeceğiz. Atıyorum abi.
Evet arkadaşlar, düştü merdivenden iPhone'umuz. Şu üstünde bir pislik var hafiften. Bunları temizleyelim. Hızlıca tuş kilidini açıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Hemen kamerasına da bakalım. Kamerada da herhangi bir sorun gözükmüyor. Ve böylece merdivenden atma testimizin de sonuna gelmiş olduk. Telefon bayağı sağlam gidiyor şu an. Aynen. Bence bir tık zorlayalım artık. Artık bu telefonu zorlamanın zamanı geldi. Evet millet, sıradaki testimiz iPhone üzerine. Ne lan? Gözüme geliyordu. Ne be? Ne bu? Florhasan. Florhasan. Üzerine aynen. Bir tane Florhasan atacağız bakalım. iPhone'un ekranı bu sefer çizecek mi, patlayacak mı? Hep beraber görelim. Bundan da geçti abi. Gel gel gel, yaklaş yaklaş baba gel. Bir şey oldu mu? Şuraya mı şey oldu? Yok, hiç yok. Şu an herhangi bir şey yok. Aynen. Yani olur da telefonun üzerine floresan düşerse demek ki neymiş, bir şey olmayacak. Bağlantımız kopmuş. Yani çizilme testi yapmıştık, şu an ekranda hiçbir şey yok çocuklar. Tertemiz. Şimdi hızlıca diğer testimize geçiş yapalım bakalım. Daha ne kadar dayanacaksın ey iPhone? Çok merak ediyoruz. Ey millet, şimdiki testimiz basketbol. Abi ben açacağım ha. Basketbolda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. 3 tane atış yapacağız sırayla. Önümüzde bir tane çöp kutusu var. Bunun içine doğru sallayacağız telefonu. Atıyorum. At. Blok mu geldi? Be. %0. Kırdın. Yeminle kırdı. Affedersin, iPhone'un içinde gezdirdi ama hala bir şey yok. 2-0. Bu her türlü deliksiz. Geldi florasanlar, florasanlar coştu iyicene sıkı. At. Bir 3 atışta ben yapayım. Tutturamazsın her türlü. 3'ü tutturamazsan biraz uzuyor. Bakın şimdi Efe'ye show yapacağım millet. Bu beceri. Biraz geriden, şuradan sağdan. Tamam. Hala net taşa geldi, hala bir şey yok. Buradan bir tane atayım da garanti olsun. Yalnız bayağı lök diye taşa geldi, şu an hala sağlam. Hala sağlam. Alttan galip çekti. Ya. Vay. Ay. Bak 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 bak. Bu arada iPhone toplamda 8 tane basket atışı gördü ve bunların çoğu taşın toprağın üstüne geldi. Hatta bayağı taşın üstüne geldi. Şöyle gösterelim. Şu an temiz. Herhangi bir sorun yok. O zaman yani şimdiki testimiz arkadaşlar, lütfü kazandığı için o çatıya çıkacak. Çatıdan bana iPhone atacak. Ben şöyle cebimi açacağım. Benim cebime böyle denk getirmeye çalışacak iPhone'u. Ama bunun için tabii ki öncelikle önlem almamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kask takmamız lazım. Hadi. Hadi o zaman. Şimdi bunu Efe'ye buradan atacağım bakalım. Durabileceğim mi? Kaybetmeseydi en iyi. Hazır mısın? Gidiyor. Biraz daha bu tarafa atsın olur. Alt kısmı çok az açıldı. Görüyorum ben şu an. Çatlamadı. Aa, yamuldu yamuldu. Aynen abi, göster şöyle. Oo, bu sefer kesin gitti. Aynen. Bu sefer kesin patladı. Aynen. Şu arka kısmı gitti abi. Kulak kısmı. Şuralarda açıldı. Yani şöyle hafiften kastırsan açılacak gibi değil de. Peki, ama telefonda bir şey yok aynen. Normal çalışıyor abi. Hala sağlam. Sadece alt tarafı biraz yamuldu. Aynen. Gerçek teste geçiyoruz. Şimdi aslında. Gerçek teste geçiyoruz. Baboşların baboşuyla. Evet millet, son aşamaya geldik. Şey olmadı. Son testimizde kim var abi? Sürpriz ismi de sana çıktı. Dıd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 ı
Bakalım iPhone 6s denen telefon Raze'e dayanabilecek mi? Raze'in kutsal bir şey olduğunu düşünüyoruz ve onu Tor'un çekicine döndüreceğiz arkadaşlar. Şöyle hızlıdan. Evet, artık başlayabiliriz. Hazır mısın? Hazırım, her zaman olduğu gibi kardeşim, evet. Haydi bakalım. Onam. Onam. Vay 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 kardeşim. Sağlam olmuş hem bu da ya. Vay vay, sağ olasın. Var olasın. 33-10 verenlerin çok olsun. GoPro'yu düşürdü. Reis'e saygısızlık olmaz. O alemde. Alem. Ekran hafif yumuştu abi. Aynen, alttan falan çıkmaya başladı. Görüyor musun? Şu an açılmıyor. Şurası bir tık daha mı yumuştu? Ne bir şeyler oldu. Aynen. Şu an kapandı. Reis'e dayanamadı arkadaşlar. Ben bunun camını çatlatmak istiyorum ama. Aman aman. Patlak. Aha. Aha. Rahatladın mı şu an? Şu an rahatladın mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekran İyice kendinden geçti. Şu an zaten telefon artık açılmıyor hiçbir şekilde. Kenarlar falan da çıktı etti iyice. Yani kullanamaz hale getirdik biz bunu bir şekilde. En son yani, geldiği durum bu. En son şunu yapmak istiyorum. Bu anamız için. Patlat. Bu babamız için. Patlat. Bu Cezmi Kalorifer dayımız için. Patlat. Bu da iPhone duya gelsin. Peki ya bu sonuncusu da birader. Tavuk dönemin içine az et koyanlar için. Aynen. Allah'ın bir tane de sen birisi için olsun bari. Asgari maaşlı iPhone almaya çalışanlar için. Tamam, bu var. Şu var mı, şey kısmı varsa da ona ya. Ha, ne yapacaksın lan bunu? Kullanırım onu. Hayda. İşe yaramaz mı? Tam fakir ya. Niye oğlum? Allah Allah. Nasıl gitti şu an, kullanılmayacak yani. Şuraya takarım. Yapıştırırım şeyle. Versene şuradan şey. Bant. Çalışmaz mı? Çalışır. İşte Efe'nin yeni telefonu. Bayağı da çalışıyor lan. Hadi yine iyisin ha. Aman. Gitti. Aynen. O gitti. O artık evet, gitti abi. Yetti galiba. Aynen. Telefonun bence şöyle söyleyeyim, iPhone 6s'in ne kadar sağlam olduğunu göstermiş olduk abi. Cidden sağlanmış, helal olsun. Sonunda iyice artık hani kıracağım diye abanırsanız artık telefon o hale geliyor arkadaşlar. Onun dışında hani düşmede kalkmada bilmem ne de ufak tefek şeyler nasıl söyleyeyim, vuruklar falan filan oluyor, çizikler sağlam falan oluyor. Aynen. Sağlanmış. Hey millet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz popüler ürünleri biz sizin yerinize alıp sağlamlık testi yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Yorumlara mutlaka bekliyoruz. Var mı Cemil şey? Videoya yorum atmayı sen söyledin mi? Söyleyelim bir daha. Videoya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eyvallah. iPhone 6s almak yerine yapabileceğiniz şeyleri listelediğim videoya yan taraftan ulaşabilirsiniz.